Günaydın. Günaydın. Bugün adaptasyon, akut ve kronik inflamasyon, biraz da yara iyileşmesinden bahsedeceğiz. En başta adaptasyonla başlıyoruz. Bir hücrenin canlı olabilmesi için kendi içinde dengesini sağlayabilmesi, yani homeostaz sağlayabilmesi ve de çevreden gelen muhtelif şeylere, stimuluslara cevap verebilmesi gerekiyor. Yani adaptasyon. Hücreler kendi hallerini de 4 tane majör adaptasyon yöntemi uyguluyorlar. Hipertrofi, hiperplazi, atrofi ve metaplazi olarak. Bunları oldukça hızlı şekilde geçmek isterim. Hipertrofi boyut artışı, trofi zaten boyut anlamına geliyor. Çok pardon. Pardon. Devam edelim. Hipertrofi ilk bahsedeceğimiz şey hücrelerin boyutunun artışını temsil ediyor. Tipik olarak bölünemeyen hücrelerde, yani iskelet kası, kalp kası, böbrekte böbrek parenkimi, yani daha doğrusu glomerüllerde görülen bir kompansasyon mekanizması, protein ve organel yapımında artışla gidiyor. Neden hipertrofiye gider bir hücre? İş yükü arttığı için, etrafında büyüme faktörleri bulunduğu için ve bazı dokularda, mesela iskelet ve kalp kası için de bası ve bası çekme ya da itme gibi kuvvetler hücrelerin hipertrofiye gitmesine neden olabilir. Bunların en önemli örnekleri egzersizde iskelet ve kalp kasının büyümesi, kapak darlığında, kalp kapak darlığında kalbin o dar kapaktan kanı geçirmek için uğraşması nedeniyle yükünün azalması, hipertansiyonda da bir basınç artışı nedeniyle kalp kasının hipertrofiye gitmesi örnek olarak verilebilir. Ayrıca böbrek parenkim kaybolduğu zaman da glomeriller hipertrofiye giderek kompansasyon yapmaya çalışırlar. Hiperplaziye geldiğimiz zaman burada hücrelerde bir sayı artışı görüyoruz. Bu da tahmin edebileceği gibi bölünebilen hücrelerde görülüyor. Düz kas, endometriyum, meme bez epiteli, genelde gebelik buna verilen en önemli örneklerden birisi. Gebelikte miyometriyum, laktasyonda meme bezleri, östrojen etkisinde endometriyum gibi durumlarda hiperplazi görebiliyoruz. Endometriyum düzenli olarak hiperplaziye ve atrofiye giden bir dokudur. Hipertrofi ile birlikte görülmesi sıktır zaten hiperplazinin ve hormonlar, büyüme faktörleri, yine iş yükü artışı hücreleri hiperplaziye sokabilir. Tabi bazı hiperplazi durumları da patolojiktir. Östrojen progesteron dengesinin bozulduğu durumlarda endometriyal hiperplazi veya yaşla birlikte prostat hiperplazisi bunlara örnek olarak verilebilir. Atrofi bu ikisinin tam tersi. Hem boyut hem de sayıda bir azalma görüyoruz. Bir hücre boyutunu nasıl küçültür? Kendi organellerini yiyerek, yani otofajiye giderek veya dokuda bazı hücrelerin apoptoza gitmesi yoluyla da atrofiye gidebilirsiniz. Otofaji sonucunda ortaya çıkan güzel sindirilemeyen materyaller lipofuksin olarak hücre içinde birikir. Ona da birazdan geleceğiz. Neden atrofiye gider bir doku ya da hücre? İş yükünde azalma olduğu zaman, yani bazı hücreler artık gereksiz hale geldiğinde, denervasyon olduğunda, kaslarınızı kullanmadığınızda, kronik bir kan akımı azalması olduğunda, çok yüksek miktarda ve uzun süreli mekanik bası olduğu zaman ve ayrıca yaşlanma, malnütrisyon, endokrin stimulus ya da büyüme faktörü eksikliği de hücreleri atrofiye sokar. Buna örnek olarak senil beyin atrofisi, felçte kas atrofisi, menopoz sonrası uterus ve overleri örnek olarak verebiliriz. Metaplaziye geldiğimizde, metaplazide diferansiye olmuş matür bir hücre çeşidinin yine başka bir diferansiye olmuş matür hücre çeşidine dönüştüğünü görüyoruz. Burada hücrelerin kendileri değil, kök hücreler değişiyorlar. Kök hücreler değiştikçe onların yarattığı yeni farklı olan hücreler popülasyonu domine ediyor. Böylece metaplaziye gitmiş oluyorlar. Genelde bir strese cevap olarak bir hücre tipi
başka bir hücre tipine dönüşür. En çok metaplazi epitelde görülür. Ve en belirgin örnekler respiratuar epitelin ve üroteryumun squamous metaplazisi ve normalde squamous epitelle kaplanan özofagus alt ucunun bare özofagusunda reflü ve asit iritasyonu nedeniyle intestinal metaplaziye gitmesini verebiliriz. Respiratuar epitel sigara içimi nedeniyle yani sürekli irite olduğu için squamous epitele dönüşebilir veya A vitamini eksikliğinde düzgün matürasyon gösteremediği için de squamous epitele dönüşebilir. Üroteryumda taşlar ve mesela mesane taşları ya da kronik sistit gibi durumlar daha direngen, daha güçlü olan bir epitel çeşidine squamous epitele metaplaziye neden olabilir. Mezenkimal hücreler de geniş bir spektrumda metaplaziye gidebilirler. En iyi örneği bunun travma sonrasında travma olan yerde ki bağ dokusunun değişerek kemik dokusuna dönüşmesi myositis ossificans adı verilen bu durumda en belirgin örneklerinden birisi. Şimdi hücre içi ve hücre dışı birikimlere birkaç örnek vereceğiz. Gördüğünüz gibi birçok şey birçok yerde birikebiliyor. Aşağıda gördüğünüz yeşil renkli olanlar pigment olarak sayılanlar. Diğerlerini de kabaca üçe ayırabiliriz. Yağlar, proteinler ve glikojen ve metabolitleri olmak üzere. Gördüğünüz gibi birçok şey aslında hepatositlerde birikmeyi sever. En belirgin örnek, en sık görüleni yağlı değişim, steatoz, karaciğerde hücre içinde sitoplazma trigliserit birikimiyle gider. Aynı zamanda muhtelif hastalıklarda, Niemann-Pick gibi muhtelif metabolik hastalıklarda da hücre içinde, hepatosit içerisinde glikojen metabolitleri veya işte kolesterol metabolitleri gibi materyaller birikebilir. Makrofajlar tipik olarak kolesterol ve esterlerini depolamayı severler. Köpüksü makrofajlara dönüşerek. Cilt altında makrofajlar kolesterol ve ester depolamaya karar vermişlerse ksantom denilen sarı benekleri görürüz. Özellikle göz çevresinde. Eğer safra kesesinde epitel altında makrofajlar kolesterol ve esterlerini hücre içinde depolamaya karar verirlerse bunlar da kolesterolozis adını alıyor. Aynı zamanda damar duvarındaki aterosklerotik plaklarda da bolca kolesterol ve esterlerini bulmak mümkün. Renal tübüler epitel şiddetli proteinürü durumlarında glomerüler filtrattaki proteinlerin hepsini birden almaya çalıştığında hücre içinde yıkamadığı proteinleri tutmak zorunda kalabiliyor. Bazen renal tübüler epitelde protein biriktirebiliyor yani. Plazma hücrelerinden burada bahsetmek lazım. Plazma hücreleri inflamatuar durumların bol olduğu hallerde immünoglobulin sentezleyip sonra onları atamayıp sitoplazmalarında ve endoplazmik retikulumlarında Russell cismi olarak, çekirdeklerinde de Duchar cismi olarak biriktirebiliyorlar. Bunlar da hücre içi birikimlere iki tane örnek isimleri ezberlemeniz gerekecek. Hepatositler aynı zamanda hastalık durumlarında dediğim gibi protein de biriktirebiliyorlar. Alfa 1 antitripsin eksikliğinde alfa 1 antitripsini dışarı atamadıkları için bu proteini hücre içinde biriktirmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda alkolik karaciğer hastalığında da alkolik yelen, Mallory cismi diye isimlendirilen intermediate flamal olarak keratini hücre içinde biriktiriyorlar. Bu da hastalıklı bir durum. Aynı zamanda ayrıca glikojen diyabet durumunda birçok hücrede, renal tübüler epitelde, beta hücrelerinde, hepatositlerde ve kalp kasında hücre içinde birikebilir. Glikojeni görünür hale getirmek için PAS boyası, periyodik asit şef boyası yapılması gerekiyor. Hepatositler ve iskelet kasları glikojen depo hastalıklarında da glikojen biriktirebilirler. Bunun dışında renkli şeylere gelirsek en önemlisi ilki melanin doğal olarak vücudumuzda bulunması gereken melanositlerin ürettiği ve cilt squamous epiteli sitoplazmalarına transfer ettiği bu melanin pigmenti kahverengi siyah renkli. Daha çok kahverengi görünüyor. Iris, retina, pigment epitelinde doğal olarak bunları görebilirsiniz. Melanin tirozin oksidasyonu ile yapıldığını hatırlamanızı öneriyorum. Bunun dışında epitel dışında birikimlere örnek olarak siyah bir pigment olan homogenetik asit de örnek olarak verilebiliyor. Alkaptoneri denen metabolik hastalıkta okronozis ismi verilen durumda sitoplazmada bazen de hücre dışında kıkırdakta ve muhtelif bağ doku elemanlarında ciltte homogenetik asit birikebiliyor. Bunun dışında demir birikimleri de önemli.
demir biriktiğinde tipik olarak ferritin, yani demiri depo etmekte görevli olan protein demirle birlikte depo ediliyor ve buna hemosiderin deniyor. Yani ferritin depolarının birikmesi ve artması halinde hemosiderin depolandığını söylüyoruz. Bu lokal olduğunda kanama alanlarında ekstravazer eritrositlerin yıkımından ortaya çıkan demirin bir yerlerde birikmesine kanama alanlarında lokal hemosideroz olarak görüyoruz. Tüm dokularda görüyorsak hemosiderozisi, bu durumda demir yüklenmesi durumları, tekrarlayan kan transfüzyonları ya da hemolitik anemi halleri ya da demirin fazla emilmesiyle giden hemokromatozis hastalığında da bunu görebiliyoruz. Hücreler eğer gereksinimleri olmadığı organelleri, muhtelif yapıları yıkıp lipid peroksidasyonu sonucu lipofuksin elde ederlerse onunla daha ileri bir şey yapamıyorlar ve onu da hücre içinde biriktiriyorlar. Lipofuksin, fosfolipid, lipid ve proteinlerin karışımından oluşan kahverengimsi bir pigment ve o da sitoplazmada, özellikle yaşlanan dokularda çok görülüyor. Akciğer çevresi lenf nodları ve akciğerdeki makrofajlar havadan gelen bütün partikülleri yakalayıp temizlemek görevinde oldukları için antrakotik pigment, kömür tozundan gelen antrakotik pigment olsun, silika partikülleri ve asbest olsun, muhtelif materyalleri pigmente ya da non-pigmente şekilde kendi içlerinde biriktirebiliyorlar. Birkaç örnek göstermek isterim. En solda üstte normal karaciğer, onun hemen yanında içi boş görünümlü globüller şeklinde görünen yağı görüyorsunuz. Trigliserit birikimine, o yağlı karaciğer. Bunun bir yanındaki hücrede özellikle mesela şu tübürün içerisinde minik benekler halinde pembe şeyler görüyorsunuz. Bu da proteinürü halinde bir dokuda renal tübüler epitelin proteinini hücre içinde biriktirmesi hali. Bunun yanındaki resimde kalp kasında lipofuksin görünüyor. Şöyle çekirdeklerin yanında sitoplazmik olarak görünen kahverengimsi sarımsı graniller yapılar. Burada da bütün bu resimde solda altta hepsi plazma hücresi bunların ve şurada da sanki içinde balon şişirilmiş gibi pembe yuvarlak sitoplazmik top şeklinde yapılar görüyorsunuz. Bunlar da Russell cisimleri. Burada oldukça karışık bir karaciğer dokusu. Bunun içerisinde alfa 1 antitripsini globüller halinde depolanmış görebiliyorsunuz. Burada melanini özellikle bazal epitelde skvamöz epitel hücrelerinin içine sitoplazmalarına bırakılmış şekilde ve aynı zamanda daha üstteki epitel hücrelerinde de çekirdeğin üzerinde şapka gibi görebilirsiniz. Burada alveol yapıları içerisinde alveoler makrofajların hemosiderin yutmuş ve şişmiş şekilde görebiliyorsunuz. Kahverengimsi bir görünüm. Burada daha düşük büyütmeden antrakotik pigmentin siyahlığını şurada görebilirsiniz. Akciğer dokusu içerisinde. Ekstraselüler birikimlere gelirsek de en önemlisi amiloid ve kalsiyum. Amiloid lineer dallanmayan bir takım protein depozitleridir. Muhtelif şeyler amiloide dönüşerek birikebiliyor, muhtelif protein çeşitleri. Ekstraselülerdirler, pembe şekilsiz yapılardır. Lokal ya da sistemik olabilirler. Lokalin üzerinde çok durmamak lazım. Sistemik daha önemli. Sistemik görüyorsanız eğer amiloidoz, iki olasılığı en önde düşünmek gerekir. Ya immunoproliferatif, yani miyeloproliferatif bir şey vardır, multiple myelom en önemli örneği, ya da kronik inflamatuar bir hastalığa sekonder, romatoid artrit, tüberküloz, osteomiyelit gibi amiloid toplanmıştır. Eğer multiple myelom ya da benzer monoklonal plazma hücre diskrezileri
görüyorsanız bunun adına primer amiloidoz deniyor. Eğer bir şeylere reaksiyon olarak, yani kronik inflamasyona reaksiyon olarak amiloid görüyorsanız ona sekonder adı veriliyor. Multiple myelomda hemoglobinin hafif zincirleri, amiloid light chain. Kronik inflamatuar durumlarda da karaciğerden üretilen serum amyloid associated proteininin modifiye versiyonu olan amyloid associated birikiyor. Aynı zamanda kronik böbrek yetmezliğinde hemodiyaliz ilişkili beta 2 mikroglobulinin biriktiği ayrı bir çeşit amyloidoz da mevcut. Bunlar sistemik amyloidozların en sık görülen halleri. Aynı zamanda ailevi Akdeniz ateşinde de amyloid associated proteininin özellikle böbreklerde birikebileceğini hatırlatmak isterim. Lokalize amiloidoz, mediller, tiroid karsinomu, insülinoma gibi bir takım endokrin tümörlerin içerisinde ya da çok nadiren bazı lokal hallerde mesela kalpte ya da serebral olarak Alzheimer'da görülebilir. Kalsiyuma gelirsek, kalsiyum biriktiğinde genelde yanında biraz demir, biraz magnezyum, biraz işte mineral tuzları vesaire oluyor. Distrofik ya da metastik diye iki olasılığımız var. Genelde bunların ikisini birbirine karıştırırım ben. O nedenle şıklardan giderek de cevaba ulaşabilirsiniz eğer bunlardan birisi soruluyorsa. Distrofik kalsifikasyonda kalsiyum normal, doku anormal olacak. Mesela ateron plaklarında, anormal kalp kapaklarında, mesela endokarditli, işte düzeni bozulmuş kalp kapaklarında, tüberküloz granülomları içinde, tümör içindeki kalsifikasyonlarda, mesela pısanmam cisimlerinde, bunlar distrofik kalsifikasyon örneği. Metastatik kalsifikasyonda ise tam tersi, serum kalsiyumu yüksek, doku normal, kalsiyum bulduğu yere çökmeye çalışıyor. Hiperparatiroidide, primer sekonder hiperparatiroidilerde, kemik rezorpsiyonu olan durumlarda, uzun süre immobilize olmuş bir hastada ya da multiple myelomda çok fazla kemik rezorpsiyonu olur. Vitamin D toksisitesinde, sarkoidozda ve böbrek yetmezliğinde de bunları metastatik kalsifikasyon olarak görebiliriz. Kafamdan attığım 3 tane soru var. Onların üzerinden gidelim, sonra diğer konuya geçelim. Hepatositlerde hangisi birikmez? Glikojen birikir değil mi? Evet, birikir. Pasta görürüz hatta onu. Trigliserit birikirse adı steatoz olur. Homogensisik asit alkaptonüride birikiyordu ve bağ dokuda birikiyordu daha belirgin olarak. O değil. Keratin neyde birikiyordu? Alkolik karaciğer hastalığında. Lipofuksinde sadece karaciğerde değil, muhtelif yaşların organlarda birikebilen bir materyal. Yani homogensisik asit olur bu da cevap. Protein kökenli olmayan hücre içi birikimi hangisi? Russell cismi immunoglobulindi. Plazma hücrelerinde oluyordu. O proteindir. Alfa-1 antitripsin o kendisi zaten protein. Karaciğerden çıkamadığı için orada kalıyor. Alkolik yelen neydi? O intermediate filamandı. Keratindi. Marlowe cismiydi. O da bir protein. Xanthon dediğimiz zamansa kolesterol, kolesterol esterinin makrofaj içinde biriktiği bir durum düşünmek lazım. Melanin de tirozinden yapıldığından onu da protein kökenli olarak kabul ettiğim için son şık olarak da onu koydum. Cevap orada ksantom oluyor. Hangisi distrofik kalsifikasyon yapar? Burada distrofik kalsifikasyon ne olduğunu hatırlamıyorsanız durup hangisi diğerinden farklı diye düşünmek zorundayız. Sekonder hiperparatiroidde hiperkalsemi olur. Primer hiperparatiroidde hiperkalsemi olur. Böbrek yetmezliğinde hiperkalsemi olur. Multiple myelomda da olur. Tüberkülozda hiperkalsemi beklemiyoruz. O nedenle cevap budur deyip geçebilirsiniz. Şimdi hücre hasarına geliyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi reversible, irreversible olabilir. Muhtelif nedenler, enfeksiyon, hipoksi vesaire, bunların üzerinde durmayacağım. Bunların nasıl göründüğünden bahsedeceğim. Reversible'da iki tane ayrı şey var. Biri bulanık şişme, hidropik dejenerasyonun çevirisi olarak bulanık şişme demişiz. Diğeri de yağlı dejenerasyon. Birisinde suyla şişiyor, diğerinde yağla glikojen şişiyor diye düşünürseniz kabaca bunu çözebilirsiniz. Bulanık şişme de doku, organ, soluk ve ağırlaşmış oluyor. Büyümüş vakolize bir hücre düşünün, granüler sitoplazmalı, böyle görünüyorlar. Yağlı dejenerasyon karaciğer, kalp kasığı, böbrekte görünüyor. Muhtelif nedenleri var. Viral hepatitlerde, toksik durumlarda, diyabette, obezitede ve protein malnutrisyonunda bu yağlı dejenerasyonu görebiliriz. Doğal olarak organ büyümüş ve sarımsı görünecek. Hücreler vakuollü, yine glikojen ve yağ biriktirmiş olacaklar. Glikojeni periyodik asit şifle, yağı ise Sudan Black, Old Red O veya Osmium Tetroxid boyalarıyla gösterebilirsiniz. Irreversible hasarda, burada önemli olan, aklınıza ilk gelmesi gereken, hücre ATP üretemiyor artık.
Bunun ilk etkisi hücre membranlarında ve organel membranlarında olacak. Çünkü hepsinin kendi homeostazını sağlaması lazım. Hücre membranında eğer yeterince ATP'ye ulaşamıyorsak sodyum kalsiyum ve sodyum potasyum pompaları artık çalışmayacak. Hücre şişecek, hücre içi kalsiyum artacak. Hücre içinde kalsiyumun artması çok ciddi bir şey. Çünkü kalsiyum çok sık regüle edilir ve bazı enzimleri aktive eder. Mesela fosfolipazı aktive eder, membranlara hasar uğrar, proteazları aktive eder. Bu sefer de hücre iskeleti kırılmaya başlar. Endonükleazı da aktive eder. Bu da kromatini yıkmaya başlar. Bunların hepsi aşağıdaki sonuçlara neden olacaktır. Mitokondri içine de storozolda olduğu gibi kalsiyum girmeye başlar. Membran geçirgenliğinde artış sonucunda sitokrom C sitoplazmaya çıkar. Bu da direkt olarak apoptozu indükleyecektir. Aynı zamanda lizozomun da membranı zarar görür. Parçalanınca bütün lizozom enzimle ortalığa saçıldığında direkt hücre otolize gider. Nükleer değişiklikler olarak piknozis, karyoreksis ve karyolizis düşünülür. Bunların hepsi aslında kabaca isminden belli. Piknozis yoğun ve küçük koyu mor, en azından hematoksinozun boyamasında koyu mor görünen yoğunlaşmış bir çekirdeği tasvir ediyor. Rexis yıkım kırmak demek. Karyorexis kırılmış, parçalanmış, parça parça olmuş bir çekirdek. Karyolizis de eriyen, dağılan bir çekirdekten bahsediyor. Her durumda çekirdek parçalanacak. Bunu nasıl kullanıyoruz? Klinikte hücreler kendileri parçalanırken kendi içlerinde kendilerine özel olan enzimleri seruma salıyorlar. Mesela hepatitlerde karaciğere özgü olan ALT, AST'yi, pankreasa özgü olan pankreatik lipaz ve amilazı yine serumda pankreatik durumunda. CKMB-LD aşım miyokard enfarktüsünde miyokard hasarını görmek için safra kesesinin ya da safra yollarının hasarı içinde ALP'yi, alkalen fosfatazı kullanabiliyoruz. Serumda takip ederek. Şimdi irreversible hasardan sonra artık hücre ölecek. İki şekilde ölebilir. Kabaca iki şekilde. Ya apoptozla ya nekrozla ölebilir. Apoptoz kontrollü bir hücre ölümdür. İlla bir şey benzetmek gerekirse intihara benzetebiliriz. Nekrozsa kontrolsüzdür. Onu da cinayete benzetebiliriz. Apoptozda inflamasyon indüklenmez ya da çok çok az indüklenir. Bir hücre niye apoptoza gider? Atrofiye gitmesi gerekiyorsa dokunun bir kısmında hücrenin apoptoza gitmesi lazım. Uyaranlar kesiliyorsa artık östrojen mesela endometriyumda yeterince östrojen yoksa DNA hasarı varsa hücre kendi kendine ben artık ölmeliyim diyebilir. Ölüm sinyalleri özellikle sitotoksik T hücrelerden gelen ölüm sinyalleriyle hücre apoptoza gidebilir ve biraz önce dediğimiz gibi mitokondri sitokrom C'yi saldığı zaman hücre direkt apoptoza gider. Bunlar tahmin ettiğiniz gibi fizyolojik olabilir, adaptif olabilir, patolojik olabilir. Örnek olarak embriyogenez, timus gelişimi, timusta T hücrelerinin seçilimi, bazılarının ölmesi, bazılarının yaşaması durumlarında apoptoz gerekiyor. Akut inflamasyonda inflamasyon bittikten sonra nötrofiller artık bu da işimiz kalmadı deyip apoptoza gidiyorlar. Viral hastalıklarda toksik T hücreleri virüslerle enfekte olmuş hücreleri artık öl diyebiliyorlar. Bu da onların apoptoza gitmesine neden oluyor. Transplant rejeksiyonları ve tümör içinde tümör hücrelerinin kendileri aynı zamanda östrojen çekilmesi ve progesteron çekilmesinde ortaya çıkan menstruasyon ve bunun yanı sıra da tabii yaşlanmada da bir takım hücrelerin apoptoza gittiğini tahmin edebiliriz. Apoptozda enzimler aktive olur, fosfolipaz vesaire. Hücre iskeleti ve nükleus parçalanıyor, karyoreksis, piknozis vesaire bahsettik. Hücre küçülüyor, sitoplazma koyulaşıyor. Sitoplazma sonunda tomurcuklanarak parçalanıyor. Bunlar apoptotik cisim, membranla çevrili, içinde organeller vesaire parçalanmış materyal bulunan cisimlere dönüşüyorlar. Bunları da makrofajlar rahat şekilde fagosito ediyor. Apoptozu stimüle eden en önemli şey PL3, DNA hasarını fark eder ve DNA hasarı belli bir noktaya geçtikten sonra hücre ölmesini emreder kendisi. Apoptozu inhibe edenler BCL2, B-cell lenfoma 2 diye düşünebilirsiniz. Sitokrom C'nin salınımını engellediği için apoptozu inhibe ederler. Apoptoz kabaca iki çeşit olabilir. Ya dışarıdan bir etki gelir mesela TNF ya da FAS ligand bağlantısıyla sitotoksik T hücresinin gelip sen öl demesiyle hücre ölümü ya da intrinsik olarak mitokondriden sitokrom C'ye salınarak da ölebilir hücre. Hepsi sonuçta her ikisi de kaspaz 9'u aktive ederek hücreyi öldürür. Nekrozu da ne dedik? Nekroz kontrolsüz. İlla bir şey benzeteceksek cinayet. Her zaman patolojiktir. Hücre çılgınca şişer. Sitoplazma içeriği de dışarıya sızar.
hücrenin sitoplazması dışarıya sızan membranı patlar ve burada normalde hücre içinde sekestre bulması gereken muhtelif proteinleri dışarıda gördüğü zaman inflamatör hücreler inflamasyonu çağırır ve sonrasında da doku tamiri gelişir. Burada nekrozun çeşitlerini bilmek önemli. Koagülatif, likefaktif, gangrenöz, kazöz, yağ nekrozu ve fibrinoid nekroz olarak. Koagülatif en sık olanında daha çok iskemi Y sekonder oluyor. Koagülatif nekroz alanına özellikle solük bir organda, kalp, karaciğer, böbrek gibi enfarkt adı verilir. En sık görülenidir. Hücre silüetleri kalır çünkü hücrede o proteolitik enzimler de bir anda denatüre olurlar ve enzimatik yıkım yapamazlar. O yüzden de hücreler parça parça dağılmış apoptotik cisimli değil de silüet halinde, hücre silüeti halinde kalırlar. Çekirdek ise tabii kaybolur. İskemide gözlendiğini unutmamak lazım. Koagülatif en sık nekroz çeşididir. Likefaktif nekroz fungal bakteriyel enfeksiyonlarla bildiğiniz püy. Likefaktif nekrozdur. Ayrıca beyin ilginç bir şekilde iskemiye gittiğinde koagülatif değil likefaktif nekroza gider. Gangrenöz nekroz daha çok klinisyenlerin kullandığı ekstremitelerde testiste bağırsakta ki koagülatif nekrozu tarif eden bir kelimedir. Eğer enfekte ise yaş gangren, enfekte değilse kuru gangren. Kazöz nekroz en sık tüberkülozda olur. Peynirimsi böyle koagülasyon nekrozu ile likefaksiyon nekrozun karışımı bir şeydir. Beyaz görünür. Yağ nekrozu en önemli olarak ortaya çıktığı yer pankreatit, özellikle alkolle sekonder pankreatitte pankreatik lipazın ortalığa salınıp pankreas etrafındaki yağ dokularını yıkması ve onun üzerine kalsiyum binmesiyle saponifikasyonla gider. Aynı zamanda yağdan zengin diğer dokularda, ekstremitelerde, memede travma sonucu da lokal böyle yağ nekrozu alanları görebilirsiniz. Fibrinoid nekroz mikroskopik bir nekrozdur. Damar duvarlarında ve glomerülerde çoğunlukla immün reaksiyonlara sekonder görülür. Burada fibrinoid nekrozun içinde immün kompleksler, fibrin ve muhtelif ölü hücreler bulabilirsiniz. Şimdi yeni tarif edilmiş, büyük olasılıkla sınavda çıkmayacak olan ama emin olmadığım için size anlatmak istediğim iki antite daha var. Nekroptozla piroptoz. Nekroptoz, nekroz gibi hücre membranı parçalanıyor, ortalık dağılıyor. Ama bunu yapan gen ve proteinler var kontrol eden, aynı apoptoz gibi. O nedenle biraz farklı. Apoptozdan farklı olarak kaspaz aktivasyonu yok. Viral proteinlerin bunu indiklediği düşünülüyor. Çok iyi bilmiyoruz ayrıntılarını. Piroptozda enfekte bir hücrenin interleukin 1 salarak ölmesini kaspaz 1 üzerinden tarif eden yeni bir ölüm çeşidi. Akut inflamasyona gelelim. Akut inflamasyonun bulgularını zaten biliyoruz. Zedelenme ilk yanıttır, kısa sürer, en önemli hücresi nötrofildir. Burada medyatörlerden biraz bahsedeceğiz ve adezyon moleküllerinden, çünkü en akılda kalmayan şeyler onlar oluyor. İlk olay akut inflamasyonda geçici vazokonstriksiyon. Bu nörojenik bir refleks haline oluyor. Sonra vazodilatasyon gelişiyor. Histamin, bradikinin ve prostaglandinler yoluyla artmış vasküler geçirgenlik sonucu da eksuda materyali, yani bir sıvı dışarıya çıkıyor. Onu yapan da histamin, bradikinin, serotonin ve muhtelif lekotriyenler. Şimdi damar geçirgenliği artıp da sıvı dışarıya çıktığında bol proteinli, densitesi yüksek eksuda materyali dışarıya çıkıyor. Kalan kan daha visköz oluyor ve görece statik oluyor. Daha yavaş ilerliyor hücreler. Ve bu da lökositlerin marjinasyon yapmasına yardımcı oluyor. Lökositler damar duvarında yuvarlanarak giderek yavaşlayıp duvara yapışıyorlar. Ondan sonra diyapedezle aşağıya dokunun içine olayma haline akıyorlar. Marjinasyon damar çeperine yaklaşma işi. Ve bunu lökositlerde E-selektin, endotelde E-selektin yapıyor bunlar. Birbirlerine bağlanarak yuvarlanmayı sağlıyorlar. Selektinler tipik olarak siyalil gruplu oligosakkarit eklerine, mesela siyalil Lewis X'e bağlanıyor. Adezyon artık yavaşlamış, durmak üzere duruyoruz ve yapışıyoruz damar çeperine. İntegrinler, selektinler marjinasyon için, integrinler de yapışmak için. Lökositler üzerine integrinler var. Endotel üzerinde de kemle biten şeyler var. I-kem-1, V-kem-1 şeklinde. Burada da alkol toksitesi, diyabet, steroid gibi şeylerin bu adezyonu azalttığını, bu nedenle immün süpresif haller yarattığını hatırlayalım. Ondan sonraki adımda artık endoteli geçeceğiz, ortamlara gireceğiz. Transmigrasyon ve diyapedezle damardan dışarıya çıkmak. Onun için de CD31 hem lökositte hem endotelde CD31 PKM1 molekülü birbirine bağlanarak
hücreleri endotelden geçiriyor. Şimdi ortama girdiğimizde tipik özelliklerini akut inflamasyonu sağlayabilmek için muhtelif moleküllerin muhtelif işleri var. Bunları kabaca bir özetlemek istiyorum. Vazodilatasyondan en çok histamin sorumlu. Nitrik oksidin de çok vazodilatör olduğunu hatırlatırım. Prostasiklin, serotonin ve bradikinin de vazodilatasyon yapıyor. Vazokonstriksiyon cevap olarak tromboksan A2'nin işi. Biliyorsunuz bütün inflamasyonlar bir noktada bitmek zorunda. Vazodilatasyonu da geri kapatmak, vazokonstriksiyonla nötrlemek zorundasınız. Onun için de tromboksan A2 var. Tromboksan A2 trombositlerden geliyor. Aynı zamanda agregan olduğunu hatırlatırım. Vasküler permeabilite artışı histamin bradikinin muhtelif lekotriyenler C4, D4, E4 yani. C5, A ve serotoninle sağlanıyor. Ağrı için bradikinini hatırlatırım. Aynı zamanda prostaglandin E2 de ağrı yapar. Ateş için prostaglandin E2, özellikle interleukin 1-6 ve TNF'i hatırlamanızı öneririm. En önemli kemotaktik ajanlarda komplement elemanı C5A, lekotren B4 C değil, C, D ve E permeabilite artışındaydı. B4 kemotaksi yapıyor ve interleukin 8. Şimdi burada histaminin bazofillerden, trombositlerden, mast hücrelerinden geldiğini hatırlayın. İmmüglobulin E ile olan ilişkisini hatırlayın ve anafilotoksinler sonucu da histamin salınacağını unutmayın. Serotonin trombositlerden gelir. Bradikinin aynı zamanda bronkokonstriksiyonu da yapar. Tromboksanın trombosit agreganı olduğunu zaten adından çıkarabiliriz. Prostasiklin endotelden gelir. Antiagregandır. Lökotren C4, D4, E4'ün de bronkokonstriksiyon yaptığını ve nitrik oksidin endotel makrofajdan gelip aynı zamanda antitrombotik etkisi olduğunu hatırlayınız. Şimdi bir bakteri ya da bir materyali yemek ve yok etmek istiyorsa bir fagosit, makrofaj ya da her neyse, öncelikle onu bir tanıması gerekir. Tipik olarak yenmesi istenen materyalin hücre parçaları olabilir, bakteri olabilir. Yüzeyinde komplement elemanı C3B veya antikorun FC komponenti olur. Yani antikorlar bağlandığı zaman onun dışarıya bakan tarafını makrofaj tanır. Bunlar tanıdıktan sonra tanıdığı zaman hücre içi kalsiyumun artışı ve sitoskeletin değişimiyle bunları şekil değiştirip yutar. Sonrasında da yuttuktan sonra NADPH oksidazla hidrojen peroksit üretir. O hidrojen peroksiti miyeloperoksidaz alıp hipokloroz aside dönüştürür. Ve bu da oldukça kuvvetli bir bakterisiler yapıdır. Ana öldürme yöntemimiz bu. Aynı zamanda komplement elemanları da membrane attack kompleksi, yani C5, C6, 7, 8, 9'un birleşine oluşan bir materyalle bakteri ve hücre zarlarında defekt yaratarak onları öldürmeye çalışır. Kronik inflamasyona gelelim. Eğer akut inflamasyon uzun haftalar, aylar sürmüş ise artık doku yıkımı ve ona cevap olarak rejenerasyon çabası da işin içine girecek. Ortamdaki hücre çeşitleri değişecek ve yapılar değişecek. Kronik akut inflamasyonun en önemli hücresi nötrofildir. Kronik inflamasyonun en önemli hücresi makrofajdır. Hem fagositozla birlikte ortalıktaki pisliği topladığı için, hem diğer inflamatör hücreleri çağırıp onları aktive ettiği için, onlara antijen sunduğu için ve yara iyileşmesini başlattığı için önemlidir. Neler vardı kronik inflamasyonda? Makrofaj, lenfosit, plazma hücreleri en önemli elemanlar. Mononükleer hücreler diye kısaltılır. Makrofajlar sadece monositler olup da serumdan gelip makrofaja dokuda dönüşenler değil. Aynı zamanda dokuların, daha doğrusu solid organların özellikle kendi makrofaj ailesinden hücreleri vardır. Kupfer hücresi karaciğerde, alveolar makrofaj akciğerde, osteoklast kemikte, mikroglial hücre beyinde ve ciltte Langerhans hücresi olmak üzere kabaca her organın bir fagositi vardır diyebilirim. Şimdi burada genelde insanların unuttuğu ya da aklına gelmeyen CD4 kime bağlanır, CD8 kime bağlanır gibi durumlar oluyor. Onlardan bahsetmek istiyorum. CD4 pozitif T hücreleri helper hücrelerdir ve antijen sunan hücrelere bağlanırlar. Antijen sunan hücreler işte Kupfer hücresi, alveolar makrofaj vesaire. Onlar HLA sınıf 2 molekülü içerirler. Yani CD4 2'ye bağlanır. CD8 pozitif T hücreleri sitotoksik hücrelerdir. Bütün çekirdekli hücreler üzerinde ve plateletler üzerinde bulunan ve yabancı materyali ekspoze eden, sunan HLA class 1
moleküllerine bağlanırlar bunlar. Bu ikisini unutabiliriz diye düşündüm. O yüzden belirtmek istedim. B hücrelerinin de burada plazma hücrelerine dönüşüp immünoglobin salgıladıklarını da hatırlatalım. Eozinofiller de kronik enflamasyon alanlarında bulunabiliyorlar. Burada granulomatoz enflamasyonundan ayrıca bahsetmem gerekiyor. Çünkü kronik inflamasyonun özel bir çeşidi kendisi. Bu resmi aynı zamanda hipersensitivite reaksiyonlarında da granulomu anlatmak için kullanmıştık. Ne vardır? Lenfositler vardır etrafta. Şu elemanların tümü, bunlar minik minik lenfositler, mor çekirdekli. Aktif ve makrofajlar, epitoroid histiosit dediğimiz şöyle geniş sitoplazmalı, açık mor çekirdeği olan böyle büyük büyük hücreler. Bunların yaptığı böyle bir kabaca yuvarlak materyal var. Ortasında nekroz olabilir olmayabilir, belki şurası nekroz belki değil bilmiyorum. Yanı sıra multinükleer dev hücre mesela şunun gibi. Bu makrofajların birleşmesiyle oluşmuş çılgın hücreler. Bunlar da olabilir, olmayabilir. Tipik olarak YouTube yok edemediğimiz bir şeye cevaben olur. Tüberküloz, lepra, kedi tırmığı hastalığı, sifilis, brucella, mantar enfeksiyonları gibi muhtelif mikrobiyolojik ajanlarla aynı zamanda kron hastalığı, silikozis, berilyozis, sarkoidoz bazı mekanizmaları açıklanmış, bazıları açıklanamamış hastalıklarda yabancı cisimlerin etrafında tip 4 gecikmiş tip hipersensitif reaksiyonlarında granulom görebilirsiniz. Rejenerasyon, doku tahminden hızlıca bahsedelim. Şimdi burada eğer hiç hücre kaybı yoksa, çok az bir inflamasyon olmuşsa her şey eski haline döner, rezolüsyon oldu deriz. Eğer kaybolan hücrelerin yerine yenileri gelmeye başlaması buna rejenerasyon diyoruz. Eğer hücreler bölünebiliyorsa tabii. Eğer kaybolan hücreler bölünemiyorsa ya da alt tarafındaki fibroz dokuyu destek olarak reparasyon tamir mekanizmaları olur. En başta kolajen 3, ondan sonra onun remodeling süreci boyunca yerine kolajen 1 geçer. Tamir için en önemli olan mediator, transforming growth factor beta. Onun dışında petrified growth factor, vascular endothelial growth factor adından belli. Damar yapımına yardımcı olur. Fibroblast büyüme faktörü, epitelial büyüme faktörü, TNF-alpha da yardımcı olarak ortakta gezerler. Burada hangi hücrelerin bölünerek çoğalıp rejenere olabileceğini, hangi hücrelerin bölünemediğini ve yerine bağ dokusunun geçmesi gerektiğini de hatırlayalım. Labil hücreler sürekli prolifer oluyor. Cilt, bağırsak, epiteli, kemikliği, oranlı koza bunlar sürekli kendilerini yeniledikleri için hızlıca rejenere oluyorlar. Stabil hücreler gerektiğinde prolifer oluyorlar. Mezenkimal hücreler öyle olmaya meyillidir. Bunun dışında karaciğerin rejeneratif kapasitesi oldukça iyi bilinir. Ayrıca Robbins patoloji kitabına göre pankreasın, akciğer, adrenal tiroidini ve böbreğin proksimal tübül epitelinde bir yere kadar rejenerasyon yeteneği vardır. Kalıcı permanent hücrelerin bölünmediğini kabul ediyoruz. Sinir hücreleri, iskelet kası ve kalp kası gibi bunlar gittiği zaman gidiyor ve yerine fibroz doku geliyor. Tamir sırasında ilk oluşan şey gevşek bir şey, granülasyon dokusu. Ne olur içinde? Makrofajlar, fibroblastlar, böyle yeni yapılmış damarlar, ortalığa saçılmış muhtelif lifler, bağ doku elemanları vesaire böyle bir gevşek, karışık bir doku. Primer ve sekonder iyileşmeden bahsederek bitireceğim. Primer iyileşme eğer yara uçları düzgün bir şekilde bir araya getirmiş ve enfekte olmamış ise olan, pıhtısı küçük olan bir yara iyileşmesi biçimi. Eğer defekt çok büyükse, enfekte olmuşsa, enfarkta gitmişse, apse olmuşsa ve yüksek miktarda doku kaybı varsa o zaman sekonder iyileşme oluyor. Daha geniş bir defekt, büyük bir pıhtı, granülasyon dokusu çok büyük oluyor ve oradaki fibroblastlar biraz değişip miyofibroblastla dönüşüp dokuyu, oradaki defekti kapatmaya çalışıp yara kontraksiyonu yapıyorlar. Keloidin olduğunu unutmayın. Yara sınırlarını aşan ve gerilemeyen skar dokusu keloid oluyor. Yara iyileşmesinde önce bir pıhtının oraya doldurduğunu, sonra oraya nötrofillerin geldiğini, sonra onlar ayrılınca ya da apoptozu gidip ölünce makrofajların gelip granülasyon dokusu yaptırdığını, sonra onu yeniden modellenerek skara dönüştüğünü unutmayınız. Teşekkür ederim.